Selam arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz üzere telefonum patladı ve keşke bir clickbait olsa ama öyle bir şey değil. Dün gece telefonu şarja koydum ve bir anda kıvılcım saçıldı. Duman çıkmaya başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ev duman altı oldu. Bir an, ben ilk önce adaptör falan patladı zannettim. Ya da ne bileyim o an hiçbir şey hard disk patladı falan zannettim yani. Ama bir anda telefonun ışığının söndüğünü gördüm. Ama nasıl duman çıkıyor yani böyle bir şey yok. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok kötü bir durumdu arkadaşlar. Dün gece şok geçirdik. Ne düşüneceğimi bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an hiç olmaması gereken bir zamanda zaten patladı. Ya bilmiyorum. Patladı yani. Ya güldüme bakma ya. Gülüyorum çünkü dün gece atlattık o üzülme, hayata sövme aşamaların hepsini geçtik. Çünkü lanet olsun ki neden böyle bütün saçma sapan şeyler başıma geliyor ben anlamıyorum. Bir keresinde de böyle ilk geldiğim zamanda ben bunu zaten hazırlık zamanında almıştım. Telefonum Trendyol'da, hepsi burada da çalışmaya gitmiştim ve tuvaletin deliğine düşmüştü. Gidip kendime yeni telefon almıştım. Şimdi de hiç olmaması gereken bir zamanda telefon bu hale geldi. Zaten batarya ölmüştü. Can diyordu. Bugün değiştiririm, yarın değiştiririm diyordum. Ben değiştirmeden kendini imha etti bu şekilde. Şimdi arkadaştan akşam telefon alacağım. Geçici bir süre onu kullanacağım ama kendime yeni telefon ne zaman alırım bilmiyorum. Çok zor. Gerçekten çok zor. Sonumuza yer alsın diyorum. Eğer arkadaşlar buradan size bir öneri. Telefonunuz can çekişiyorsa, sürekli kapanıyorsa ve bataryası gerçekten kötü durumdaysa değiştirin. Hiç beklemeyin, değiştirin. Ben bekledim. Ebemin damını gördüm. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok kötüydü dün akşam. Çok kötüydü. Neyse. Yani en azından elimdeyken ya da işte kulağımda konuşurken yani şarjdayken elimde oynayabilirdim yani. Zaten çok yakınındaydı ama iyi ki böyle çok fazla patlamadı ne bileyim yani bir şey saçılmadı. Elimde değildi. Elimde olsa ne olurdu bilmiyorum. Suratımda olsaydı bu şekilde patlasaydı ne olurdu? Düşünmek istemiyorum yani çok çok kötüydü. Cidden çok kötüydü. Neyse. Aa şey çıktı lan. Şeyi Touch ID'si çıktı. Oynarken. Sen de eksik. Çık kardeşim zaten bisikliğe yaramayacaksın artık bu saatten sonra. Gerçekten şu an kaldırıp atmak istiyorum. Böyle duvara doğru fırlatmak istiyorum. Şimdi duvara zarar gelir diye yapmak istemiyorum. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Böyle işte arkadaşlar. Sonra gene görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Böyle durumlarda lütfen. Telefonunuzun bataryasını bir şeylerini falan değiştirin. Sonra yine haberleşiriz. Selam arkadaşlar. Ne habersiniz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video çekmiyorum. Aslında çekemiyorum. Çünkü bu videonun başında da gördüğünüz üzere telefonum patladı. Ve telefonumun patlaması hayatımda kötü giden şeylerin artık son noktasıydı yani. Yani nasıl patladı? Yani hala atlatmış değilim patlamasını. Her neyse. Peki ben şu an ne yapıyorum? Pür dikkat kameraya bakıp konuşmak yerine. Etiket yapıyorum arkadaşlar. Bitirme tezi için. Yani bitirme tezini salıyorum. Bir salamıyorum. Yani böyle arada derede kaldım bitirme tezi konusunda. Ama yine böyle son raddelerde. Yine son zamanlar böyle. O yüzden çabalıyorum. Çabalamaya devam ediyorum. Kör olarak şu an etiket yapıyorum burada. Yıldım artık yani. Bir saattir etiket yapıyorum. Ben zannediyorum ki 30-40 tane etiket yapmışımdır. Nerede 30-40 tane? 3 tane önce yapmışım. Çünkü bu işte önceden şey hani size de göstermiştim. Kanalda da vardı. Tabelaları etiketlediğimiz zaman kolay oluyordu. Orada CTRL V yapıyorsun. Bir önceki etiket geliyordu. Ama bu sefer yolları ve şeritleri etiketlediğim için ve Label Me'yi kullandığım için diğerinde Label Image'i kullanıyorduk. Label Me'yi kullandığım için bunda CTRL V yok. O yüzden hepsini tek tek kendimiz etiketliyoruz. Yani Allah kolaylık versin ne diyelim yani arkadaşlar. İyi yaşa. Elaf videomu izlediyseniz arkadaşlar
Gelmeyin. Ela pişmanlıktır. Ela gerçekten ağır pişmanlıktır arkadaşlar. Depresyona sürüklüyor adamı. Depresyondayım ben uzun zamandır. Çıkamıyorum depresyondan. Yani depresyondayken de video çekmek istemedim. Ki böyle bir şey var ki video çekecek telefonum da yoktu. Sağ olsun arkadaşımdan iyi yaşa. Arkadaşım bana kullanmalık telefon verdi de şu an onu kullanıyorum. Yani yeni telefon ne zaman alırım bilemiyorum. O yüzden kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yakın çevrenizdeki herkese abone etmeyi ve videoyu beğenmeyi, ondan sonra kanalımdaki diğer videoların hepsini izlemeyi unutmayın. Çünkü artık şu YouTube'dan para kazanmak istiyorum ya. Yeter, tamam, zevk alıyorum, çok seviyorum burayı. Yani bir beklenti olmadan zaten devam ediyorum. Yoksa bak başkası olsa gerçekten 10 kere bırakmıştı yani. Ama ben gerçekten buradan zevk alıyorum ama... Tamam, zevk alıyoruz, mutluyuz, okey, ama yani para da kazanalım yani. Bu devirde paraya ihtiyacımız var. Bakın şimdi telefonum da patladı. Bak, dua ediyorum iyi ki bilgisayarıma takılı değilken patlamadı ha. Yoksa bir de bilgisayarım da gitseydi onun yanında, ben gerçekten kötü şeyler düşünebilirdim ve canıma kıyabilirdim. Bunu gerçekten dalga maçlı söylemiyorum. Gerçekten benim yani kafamdan aşağı kaynar sular dökülürdü. Ve yani derdim ki ben de patlayayım. Yani kafamı sokardım bilgisayarın arasına, ben de patlamış olayım diye şey derdim de neyse, artık o kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günleri beklemedeyiz. Motivasyonumuzu onlara saklıyoruz. Enerjimizi biraz o diğer kötü günlere saklayalım. Şimdi ne yapacağız bu hafta? Bu hafta çok yoğun bir hafta. Bu hafta bu bitirmenin raporunu yazmam. Bugün ne? Bugün pazar. Pazartesi olacak yarın. Haftaya pazartesi finallerim başlıyor. 3 tane finalim var. O 3 tane finale çalışacağım. Allah'tan benim diğer finalim ondan sonraki haftaya mı kalıyor? Evet. Mi? Hayır, ondan sonraki haftaya kalmıyor. Cuma'ya kalıyor. Neyse, önemli değil. Haftaya hem bu bitirmelerin sunumu, ondan sonra poster sunumu, daha poster hazırlayacağız. Daha tez yazmadım. Ben saldım diye yani tez falan yazmamıştım da. Neyse, uyumayacağız. Gerçekten uyumayacağız. Ve yapacağız arkadaşlar. Oraya da odaklanamıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü gerçekten bir saniye kaybedecek vaktim yok. Bunları bu gece etiketleyip eğitime bırakmamız gerekiyor. O yüzden bu gece etiketleyeceğim. Daha bir sürü de var ya. Sinirleniyorum. Neyse, ben de kamerayı neden açtım biliyor musunuz? Özledim ya konuşmayı. Cidden. Özledim yani. O yüzden hadi devam edelim. Siz de benimle beraber etiket yapın. Bakın böyle bunlar şimdi kodogram diyeceğim. Soruları düzelteceğim. Böyle artık bir yerden sonra öyle salıyorum ki yani. Ya ne oluyor kapıda? Bu çocuklar. Neyse, of, ben de yazın dışarıda kışmakta kendimi saklamak zorunda dedim. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sessiz olun sakın. Hiçbir şey son dakikaya bırakmayın. Hiçbir şey son dakikaya bırakmayacağım diye kendime 500 kere söz verip bir kere bile tutmamam çok manidar. Her neyse, halledeceğiz. Halledemesek de canımız sağ olsun diyeceğim de keşke sağ olmasa diyorum ve ben gidiyorum, birazdan görüşürüz. Oh,
Listen, guess I can't get into any accusation. Yeah, like, talk me now. Hey, let me know. Bu aralar bu şarkıya taktım arkadaşlar. Efsane bir şarkı. Doştan day. Geliyor benimkiye. I'm still on my way. Without oxygen I must wander. All failures can wait. Cause I know that I'm gonna make wonders. I'm the chama. Chama, chama, piri para piri. Piri para piri. Arkadaşlar etiketi bitirdim. Arkadaşı olalım, o eğitime bırakacak. Ben de şimdilik Allah'ın izniyle. Sonunda o büyük gün geldi. Bitirme tezine başlıyorum sonunda. Sonunda bakalım gidecek mi? Bakalım kafadaki tek soru bu. Yani ne olacak, ne bitecek? Jason'dan o da çalıştırmam gerekiyordu normalde projeyi ama Jason'dan o da çalışmayacak. Yani hocaya mail atacağım. Hocam yetişmeyecek Jason'dan o da. Şunları şunları yaptım diyeceğim. İşte o eğitimin sonucunu hocaya yollayacağım. Ve bitirme tezin içindekiler kısmını oluşturup hocaya yollayacağım. Hocam bunları yazmayı planlıyorum, bunları yapmayı planlıyorum, şunları yaptım falan filan gibisinden. Umarım bir sorun çıkmaz. Yani DC de olsa geçmek istiyorum Allah'ım. Yani ya bir umut var şu an. Yani dün akşam arkadaşlarla buluştuk. Arkadaşlar bana bir umut vaat etti. Şu an umuda tutunuyorum. O umuda tutunarak çabalıyorum. Bir hafta var. Bir hafta bile yok aslında. 2-3 güne raporu yazarım. Raporu yazmada sıkıntı yok. Yani bakacağız. İnşallah olur diyorum. Yani raporu yazarım. Rapor sıkıntı değil. İşte beni tek darlayan şey komisyon. 3 tane hocanın karşısına çıkacağız. Ve orada projemizi anlatacağız. Yani umarım çok fazla darlayıcı sorular sormazlar. Ve umarım geçirirler diye dua ediyorum. Çünkü bitsin de kurtulalım. Yani bitsin de kurtulalım. Yani şu anlık önümde bir plan süreci oluşturdum. Bu plana sadık kalmak istiyorum. Umarım hallolur diyorum. O zaman bu bitirmenin ilk part olsun. Bir sonraki partta görüşürüz arkadaşlar. Umarım çileden çıkmam. Ve umarım bir şeyler iyi gider. Bu gece işte biraz bitirmeye bakacağım. Onun raporunu yazmaya başlayacağım. Baya böyle bir 10 sayfa falan yazarsam ve uykum gelmez. Birazcık da ders kayıtlarını izleyip ders notu çıkartmak istiyorum. Çünkü her şey çok sıkışacağı için ve her şey birazcık da son dakikaya kalacağı için birazcık sıkıntı olacak bir şeyler.
Ama şöyle bir şey var. Bir tane sınavım haftaya cuma günü. 3 Haziran'da. Bir tanesi 30 Mayıs. Diğeri 31 Mayıs'ta. Mayıs 31 çekiyor. Kontrol edeyim. 29-30 olabilir. Evet yok. 30-31'miş. Bir tanesi 30'unda. O 30'undakini iyi çalışmam lazım. Diğerinin de sadece çıkmış sorularına bakacağım. Oturup yani PDF falan bakamayacağım yani. Çünkü ders kaydını da asla izleyemeyeceğim. Çünkü yok yani. Hoca gerçi birkaçını Türkçe anlatmış. Son Türkçe anlattıklarını izlerim belki. Çünkü hoca İngilizce anlatırken gerçekten böyle bir şey oluyorsunuz. Oluyorsunuz. Türkçe slide'ı bir de İngilizce anlatmaya çalışıyor. O yüzden ayrıca bir sıkıntı. Onu sadece son slide'ları Türkçe hızlı bir şekilde onu dinlerim. 2.30'da. Sadece çıkmış sorularına bakacağım. O yüzden onu 30'un gecesinde de çalışabilirim. Sıkıntı yok. O yüzden en azından işlemsel zekada vizeden öncekileri çok iyi çıkartmıştım notunu. Şimdi vizeden sonra da 2-3 tane ders kaydı olması lazım. Telefonun ansız çok az olduğu için biraz önce yarıda kesildi hesap alanda olduğu için onu bilgisayara attım da en son ben ne anlatıyordum ki ya? Ha. Hoca Türkçe slide İngilizce anlatıyordu. O yüzden yani arada çok fazla es veriyordu. Yani bizdencek gibi değildi. Dediğim gibi onun çıkmış sorularına bakacağım. Önceki final sorularına bakacağım. Olduğu kadar artık. Vizesinden de 75 almıştım da gerçi o 75 almam bir şey ifade etmiyor. 40 almam lazım. Bütün sınavlardan 40 almam lazım. 40 alınca geçiyorum. En cuma günü olan da Nesilen interneti. Onun da vizeden önce birkaç tane dersini notunu çıkarmıştım. Geri kalan günlerde de işte çarşamba, perşembe, cuma. Çarşamba, perşembe de ona çalışıyorum. O yüzden ona hiç bakmayacağım. Yani onda da biz proje yaptık o kadar. Ve projenin etkisi normalde 70, finalin etkisinin 30 olması gerekiyordu. Ama hocamız sağ olsun ki %20 proje etkileyecek, %80 final etkileyecek. Şu an tek temennimiz finalde projeyle alakalı soru sorması ve oraya puan vermesi. Çünkü yaptığımız projenin o zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Yani saçma sapan bir durum oldu. Yani bizim arkadaşlar okul bilemem ama bizim bölümde gelecekseniz eğer böyle saçma sapan olaylar çok fazla dönüyor. Yani kendinizi hazırlayın da gelin psikolojik olarak. Sonra da bu efendim nasıl oluyor falan diye triplere girmeyin. Girseniz zaten bir işe yaramıyor. Her şey boş. Yani hocaya mail atıyoruz cevap vermiyor. Bilgisayar kabloyu bilgisayarın götüne ben bilgisayar kabloyu telefonun götünden hiç çıkarmayayım. Direkt dolduğu an atayım bilgisayara ki abi yani ne sileceğim daha telefonda bir uygulama bile kalmadı. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Elo pişmanlıktır diyorum. Ben şimdi tez yazmaya gidiyorum. Bu ilk parti olacak. Diğer partiler de gelecek. Beklemede kalın. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.